Mutasyonlar ve modifikasyonlar özelliklerinden hangileri bakımından benzerlik gösterebilir demiş. Bakın kalıtım yoluyla aktarılabilme modifikasyonlar aktarılamazlar. Kişinin kendisini ilgilendirir. Genetik materyalin yapısını değiştirme, bakın modifikasyonlarda yapı değil işleyiş değişir. Çevresel etkiler sonucunda meydana gelebilir ikisi de evet. Mutasyonlar mesela X ışınları, gamma ışınları, UV ışınlar, radyasyon türleri ya da ilaç tipleri tarafından gerçekleştirilirken mesela modifikasyon bir güneş ışığının normal bir şekilde hücreyi etkilemesiyle de gerçekleşebilir. Mesela bronzlaşma gibi. O yüzden ikisi de çevreden etkilenebilirler. Cevabımız B seçeneği. Belirli bir coğrafik bölgede yaşayan bir hayvan türünün bazı üyeleri çeşitli şekillerde farklı coğrafik bölgelere göç etmiş. Bu bölgelerde oluşan yeni popülasyonların zamanla farklı özellikler kazanmasında ne etkili olmuş olabilir? Bakın, farklı özellik kazanma DNA özelinde gerçekleşen bir takım değişiklikler sonucunda ortaya çıkar. Mesela eşeyli üreme ya da DNA'da üreme hücrelerinde oluşan mutasyonlar söz konusu olabilir. Ya da yeni gen dizilimleri, rekombinasyon DNA'lar ortaya çıkmış olabilir. O yüzden hepsi arkadaşlar DNA üzerinde etkili olabileceği için cevabımız E seçeneği. Hangisi genetik ve çevresel faktörlerin karşılıklı etkileşimi sonucu fenotipin belirlenmesinde örnek olamaz? Acaba bize şöyle mi değerlendirmemizi istiyor? Hangisi modifikasyon örnek olamaz? Çünkü gen çarpı çevre etkisiyle belki bir şeyler oluşmuştur. Bakın böyle yaklaşıyorum soruya. O yüzden cevabı ona göre değerlendireceğim. Bakın tek yumurta ikizleri buradaki gen aynıdır. Boy uzunluğunun farklı olması çevre etkili olabilir. Mesela birisi basket oynar, birisi halter kaldırır. Larva döneminde farklı besinlerle beslenen embriyoların cinsiyetlerinin farklı olması. Bir larvalar var arkadaşlar. Bu larvaların içerisinde erkeklik ya da dişilik genleri vardır. Çevre bir tane genin aktif olmasına neden olabilir. Yani çevre bir şekilde onu etkileyebilir. Farklı sıcaklıklarda gelişen arı embriyolarında vücut çizgilenmelerinin farklı olması. Yine bakın farklı sıcaklık çizgilenmeyi etkilemiş. Yani bir şekilde çevre etkilemiş. Çuha çiçeği yüksek sıcaklıkta beyaz, düşük sıcaklıkta kırmızı. Bakın sıcaklık bir çevre etkisidir. Fakat D şıkkına bakıyorum kahverengi saçlı anne ve babadan sarı saçlı çocuk olması. Bu nasıl mümkün oluyor? Anne ve baba heterozigottur. Ve arkadaşlar iki tane küçük ay yan yana gelirse mesela bu şekilde çocuk oluşur ve burada çevrenin bir etkisi yoktur. Bu genetik yapıyla alakalı ve e, olasılık ilkeleriyle alakalı bir şeydir. O yüzden cevabımız D seçeneği. Mutasyonun kalıtsal çeşitliliğe neden olabilmesi ya da yardımcı olması için ne gereklidir arkadaşlar? Bakın kalıtsal çeşitlik ya da varyasyonlar üremeler sonucunda, eşeyli üreme sonucunda oluşuyordu. Dolayısıyla bizim arkadaşlar yavrularımıza özellik geçirebilmemiz için eşey hücrelerinde bir takım değişiklikler ve yenilikler yapmamız lazım. Yumurtada ya da spermde değil mi? Bunun çekinik olmasının baskın olmasının bir önemi yok. Vücut hücrelerinde olunca zaten bu sizi ilgilendirir ama eşey hücrelerinde meydana gelen e, mutasyonlar arkadaşlar nasıl yavruya geçer sorusu bu. Tabii ki eşeyli üreme ile geçer. O yüzden cevabımız yalnız 4 olacak. Bakın bize soru adaptasyonun tanımını istiyor. Biz adaptasyonu nasıl öğrendik? Şöyle. Değişen çevre şartlarına uyum gösterme. Doğru mu? Çevreye uyum gösterme. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Aslında bunu doğanın kendisi yüz binlerce yıldır yapıyor arkadaşlar. Doğal seçilim en güçlü, güçlü, yaşama adaptasyonu en yüksek olabilecek ihtimale sahip bireyleri seçiyor ve onların hayatta kalmasını sağlıyor. Baktığınız zaman bu tanıma uygun olan bakın. Çevre etkisiyle genin işleyişinde meydana gelme adaptasyon değil modifikasyondur. Kalıtsal materyalde meydana gelen ani değişimler bu ani değişimler yapısal da olabilir, sayısal da olabilir. Burada belki mutasyonları söyleyebilirsiniz ama hala adaptasyonun tanımı yok bulundurduğu gen yapısıyla değişen çevre şartlarına uyum sağlam. Bakın uyum zaten adapte olma değil mi arkadaşlar? İşte cevabımız burada. Çevrenin etkisiyle canlının fenotipin değişmesi modifikasyonlar örnek olabilir. Tür içindeki bireylerde gözlenen kalıtsal özellikler ve bunların çeşitlilikleri varyasyonlara girebilir. Kalıtsal özelliklerin tümü de dediği zaman işte genetik frekans genotip denilebilir. Ama tekrar söylüyorum adaptasyon dediğiniz şey canlının çevreye uyum göstermesidir. O yüzden cevabımız C seçeneğidir ve lütfen adaptasyonların kalıtsal olduğunu unutmayın. Popülasyonda faktörlerinden hangileri tür içi kalıtsal varyasyonların ortaya çıkmasına neden olur? Bakın, varyasyonlar bir şekilde yavruya aktarılacak ama bir oluşmasını sağlayalım. Varyasyon çeşitlilik demek diye. Bu çeşitlilik nasıl oluşur? Bize bunu soruyor soru. Çeşitlilik eşey hücrelerindeki mutasyonla olabilir. Eşeyli üremelerle olabilir. Değil mi? Mayoz bölünmeyle olabilir. Döllenmeyle olabilir rekombinasyon yani DNA üzerinde yeni gen kombinasyonların meydana gelmesiyle olabilir. Dolayısıyla bunların dördü de arkadaşlar eşeğili üreme tadında çeşitlilik sağlayacağı için varyasyonlar yaratacaktır. O yüzden cevabımız E seçeneği olacak. Hangisi bir adaptasyon örneği değildir demiş. Bakın nemli ortam bitkilerin yaprak yüzeyi geniş olur. Kutikula tabakası ince olur. Çünkü su kaybını önemsemez. Suda yüzeyen hayvanların parmak araları perdeli olur çünkü yüzmeleri kolaylaşır. Kara hayatına uyum sağlamışsa bir canlı üre ve ürik asit Gidip amonyak atmaz çünkü amonyak çok su kaybına neden olur. Sıcak iklimlerde yaşayan memeliler hayvanların soğuk iklimde yaşayan akrabalarına göre burun ve kulak gibi çıkıntıları daha büyüktür. Çünkü soğuk ortamlarda arkadaşlar çıkıntılar küçültülerek ısı kaybı azaltılır. Bakın bunların hepsi birer adaptasyon örneği. Fakat Cümleye dikkat edin lütfen. Eşeğsiz üreme sonucu oluşan bakterilerin antibiyotiklere direnç özellikten aynı olması. Yani hem eşeğsiz üremişsin hem bir çeşitlik ortaya çıkmamış. Belki de bir sonraki kuşakta sen yok olacaksın. Doğa seni yok edecek. O yüzden C'nin adaptasyonla bir alakası yok arkadaşlar. Mutasyonlar sonucu durumlarından hangileri gözlenebilir? Kromozom sayısında artma ya da azalmalar olabilir arkadaşlar. Mutasyonların aslında hem sayısal olarak hem de yapısal olarak etkisi vardır. Çok detaylandırmıyoruz artık bunları. Bir gendeki nükleotit dizilimi değişebilir. Mesela e, genin içerisinde daha doğrusu DNA içerisindeki bir gen bölgesinde mesela atıyorum ATGS şeklinde giden bir yapı bir anda AGGG şeklinde gidebilir. Bunlar da nokta mutasyonlara örnek olabilir. Bir kromozomdan gen ayrılabilir ya da eklenebilir. Yani hatırlarsanız delesyon dediğimiz bir kopma da olabilir ya da eklenme dediğimiz duplikasyonlar da olabilir. Dediğim gibi bunlarda artık detaya girmiyoruz arkadaşlar. Sadece mutasyonların kromozom üzerinde sayısal ya da yapısal değişiklik yaratabileceğini bilseniz yetiyor. Daha önce görülmeyen özellik fenotipte bir anda ortaya çıkabilir değil mi? Mesela o DNA'nın üzerindeki gendeki nükleotit yapı değişirse onun ekspresi ettiği yani... Ee, sentezlenmesine neden olduğu proteinin yapısı değişebilir. Bu da bambaşka bir özelliğin ortaya çıkmasına neden olabilir. O yüzden cevabımız ne oldu? E seçeneği. Hangisine neden olan bir mutasyon bir bitkinin kurak ortamı uyum şansını azaltır? Bakın bitki kurak bölgede çok derinlere inmesi gereken bir köke sahip olmalı ki suya ulaşabilsin. Örtü tüyleri çok gelişmiş olsun ki su kaybı minimuma insin. Gövdede mümkünse su depo etsin. Olur da daha da kurak ortam oluşursa o su ile idare edebilecek duruma gelsin. Stoma büyüklüğünü mümkün olduğu derecede küçültsün ve de yaprağın derinlerine gömsün ki su kaybı minimuma insin. Kütin salgısı. Kütin biliyorsunuz ki apolardı. Apolar maddeydi. Epidermis tarafından salgılanırdı ve bu yapı arkadaşlar mumsu bir katman oluştururdu. Bu mumsu katman sayesinde bitki su kaybını minimuma indirirdi ama soru diyor ki mutasyon olmuş. Kütin salgısı oluşturamamaya başlamış. O zaman bu mutasyon kurak ortam şartlarında yaşamaya arkadaşlar e, olumsuz hale getirir bitki için. Çünkü kurak bölge bitkilerinde arkadaşlar yaprak yüzeyi çok ama çok, çok küçük ve mümkünse kutin çok kalın. O yüzden arkadaşlar su kaybını önleyen adaptasyonlar açısından D seçeneği olumsuzluk yaratacaktır. Adaptasyonlarla ilgili ifadelerinin başındaki kutucuğa doğruysa D harfi, yanlışsa Y harfi yazılırsa aşağıdaki sonuçlardan hangisi elde edilir? Şimdi adaptasyon neydi? Mesela hemen örnek verecek olursak develerin hörgüçlerindeki fazla yağ depolanması örnek olarak gösterilebilir. Ya da soğuk ortamlarda yaşayan canlıların kulak ve burunlarının diğer canlılara göre daha küçük olması buna örnek verilebilir. O zaman bakacak olursak Kalıtsal özellikleri kapsar diyebilir misiniz? Evet deriz. Canının yaşama ve üreme şansını artırır diyebilir misiniz? Dersiniz. Mesela yağları depoluyorlar ya develer. O zaman aynı yağı hidrolize ederek de su kazanıyor ve bu şekilde uzun süre susuzluk çekmelerinin önüne geçilmiş oluyor. O yüzden bu da yaşama ve üreme şansını artırır. Sadece mutasyonlar sonucu kazanılır diyor. Burada eşeyli üreme ya da mutasyonlarla olur deseydi daha doğru olacaktı. O yüzden cevap cevabımız doğru doğru yanlış olacak. Yani C seçeneği olmuş olacak. Bu deney ilk İngiltere'de gözlenmiş arkadaşlar. Sanayi devrimi ile beraber kirliliğin ortaya çıkması ve kelebeklerin, güvelerin, işte bölgede uçuşan kuşların ya da e, böcek türlerinin değişimi ile alakalı bir takım çalışmalar yapılmış. Aslında soruyu şöyle algılamanızı istiyorum. Bir ağaç düşünün. Ağacın arkadaşlar üstü siyah olduğunda beyaz bir kelebek koyarsanız bu kuş tarafından avlanır. Ama siyah bir kelebek koyarsanız o an gözden kaçabilir. Ya da tam tersi beyaz temiz bir ortamda arkadaşlar beyaz kelebek gözden kaçar ama siyah kelebek kuşlar tarafından avlanabilir. Yani bu bir şekilde kamufle olma ile alakalı bir şeydir. Ortamda siyah kelebek de var, beyaz kelebek de var ama ...ortamların geçirdiği değişimlere bağlı olarak siyah ve beyaz kelebeklerin yüzdeleri farklı. Kirli ortamlarda mesela atıyorum siyah kelebekler çokken yani temiz ortamlarda beyaz kelebekler çok. Bu şekilde düşünün. Şimdi buna göre gözlem sonuçlarına dayanılarak hangilerine varılabilir? Endüstriyel kirliliğin old olduğu ortamdaki kelebek popülasyonlarının... ...yaklaşık %15'inin beyaz kanatlı olması türün kalıtsal özelliğidir. Evet siyah ya da beyaz olması kalıtsal özelliktir arkadaşlar... Ama işte o yüzdenin az ya da fazla olmasının nedeni çevrenin kendisidir. Popülasyonlarda farklı kanat rengine sahip bireylerin oranlarının değişmemesinin nedeni doğal seçilimdir. Evet. Neden? Çünkü doğa diyor ki, bak diyor sen diyor beyaz olarak siyah bir ortamda kalamazsın çünkü seni avlarlar. Ya da sen siyah olarak beyaz bir ortamda kalamazsın. Seni avlarlar. O zaman hocam. Çevre koşulların değişiklikler popülasyonda kanat rengiyle ilgili farklı özelliklerin ortaya çıkmasına neden olur mu? Hayır olmaz. Bakın, şöyle bir şey olmuyor. Soruda şu yok. Mesela beyaz olanlar bir anda siyahlaşmış, işte siyah olanlar bir anda beyazlaşmış tarzında bir şey demiyor. Beyaz ve siyahlar ortamdayken eğer ortam beyazların yaşamasına izin vermiyorsa beyazlar ölüyor, siyahların yaşamasına izin vermiyorsa siyahlar ölüyor ve oranları azalıyor. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak.